Ben Hürün aşı, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Benim bugün dişim ağrıyor. İnşallah yarın dişçi gideceğim. Şu dişimi yaptıracağım. Harbiden bak dün gece yataktayım kıvranıyorum. Erken yattım. Normal erken yatmam. Yani uyuyayım da acısını duymayayım diye. Uyandığımda hala dişim ağrıyordu. Onun için bugün benim dişim ağrıyor. Bugün City işte Skylines'in yeni bölümündeyiz. Bu bölümde ne yapacağız bilmiyorum. Çünkü gelişen bir durumlar oluyor sürekli. Belki şunu yaparız derim. Başka bir şey yaparız. Onun için kanalıma abone olursanız teşekkür ederim. Hadi bakalım oyuna geçelim. Evet şu anda şehrimizin görüntüsü böyle. Burası biliyorsunuz fabrika alanı ondan dolayı kirli. Buralar bizim Artık tarım arazimiz ondan dolayı temiz. Şuralarda normal insanlar oturdu yer. Oyuna girişte şöyle bir şey diyordu. İnsanlarınızı, vatandaşlarınızı eğitim Çünkü eğitimli vatandaşlar eğitimsizlere göre daha az çöp üretir diyordu. Öyle mi sizce gerçekten bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ama fakat şöyle bir baktığımız zaman yani insanların da eğitim durumları çok da fena değil. Zaten kapasitemiz oldukça iyi. Üniversitemiz var mı? Üniversitemiz acaba açıldı mı? Geçen haftadan hatırlayamıyorum ondan dolayı kusura bakmayın. Aa, bakın daha üniversitemiz açık değil. Daha 7500 kişi olmamız gerekiyor bunun için. Aynen. Daha üniversitemiz açık değil. Tamam şimdi biz şuradan bir bakalım bir tarım arazimiz ne durumda? Eylül'ün ikisinde Ağustos Eylül değil mi? Aynen Eylül'ün ikisinde oyunumuzu 2023'te durdurmuşuz. Şu anda elektrik sıkıntımız var mı? Su sıkıntı, elektrik sıkıntımız yok. Su sıkıntımız var mı acaba? Ha bu arada kameram yok benim. Niye kameram yok benim? Çünkü kameramın olmaması şarjımın kameramanın kameramın şarjını bitmesinden kaynaklı. Yani bu yüzden kusura bakmayın da bir şey diyeceğim ben size. Aa! Biz şehrimize buradan da çıkış verebilir miyiz lan yoksa? Aa bakın. Aynen lan. Biz buradan da çıkış verebiliyoruz şehrimize. Burası da bizim mekan. Çok güzelmiş lan aslında. Buradan da çıkış verebiliriz trafik sıkıntısı olursa eğer. Hatta buradan da giriş verebiliriz diye düşünüyorum bakayım. Ama galiba bir sıkıntı olmuyor yani şey konusunda. Trafik konusu. Aa yani güzel olur aslında. Buradan da bir giriş çıkış verebiliriz. Hatta bak tam şuradan bir giriş çıkış verebiliriz diye düşünüyorum. Aynen güzel olur. Bugün ne yapacağız? Bugün ben otobüs şirketi kurmak değil de otobüs ne deniyordu ona ya? Otobüs ista otobüs deposu kurmayı düşünüyorum. Otobüs istasyonu kurmak istiyorum. Bugün bir şeyler yapacağız. Sıkıntılarımız var mı? Boş vakit, Ha eşsiz binalar, boş vakit, parklar ve meydanlar. Boş vakitlerimiz de yok bizim yani. Parklar ve meydanlarımız var. Fakat eşsiz binalar yok yani. Boş vakit geçebilecek insanların boş vakitleri yok. Şu anda 76 bin Birimi, birim paramız var. Şöyle bir bakalım neler oluyor. Hatta burada politikaları da düzenleyebiliriz bence. Şuradan politikalardan duman direktörümüz var. Su tüketimi elektrik tüketimi. ya yani ben bunlara pek şey de yapmak istemiyorum. insanları pek de sıkmak istemiyorum. Bunlar neymiş? Yenilere bakalım. Ücretsiz toplu taşıma. Herkes bedava toplu taşıma, toplu taşıma kullanımlı artar biletlerden gelir sağlamaz. Bunu yapabiliriz eğlence amaçlı madde kullanımı. Eğlence amaçlı kullanımını serbest bırakmak daha çok turist çeker fakat daha fazla polis gerektirir. Vergi geliri biraz artar, turizmi kısmen arttırır, suç oranı biraz düşer, polis teşkilat gideri %15 artar. Yani bunlar hepsinin geliri gideri var açıkçası. Biraz günlerimizi geçsin, buralara yeni şeyler de yapmak istiyorum. Şuradan doğal alanlarımıza bakalım. Madenlerimize bakalım. Evet. Burada bizim ürettiğimiz ne? Ve verim toprak. Haftada 50, 50 haftalık bir verim toprağımız var bizim burada. İşçi istiyorum ben diyor. işçi istiyorum ben diyor. Fakat işçi ihtiyacın yok senin yani. Bulursun bence. Şu anda gerçekten işçi mi istiyorsun? Yeter, yeterince işçi yok. Aslında şöyle evlere de bakabiliriz. Yani evlerimiz daha fazla burada. Ben buraya şimdi bir okulla yapmak istiyorum aslında eğitim daha önemli bence diğerlerine göre. Şuna göre, buna göre yani. Daha önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi insanlar su tüketimi mi? Hmm. Şu anda yeterince bir su tüketimimiz yok bizim. Durduralım bakalım. Bir şuradan tüketime bakalım. Su tüketimi. Haftada su tüketimi 149 metre küpmüş. 139, 139 metre de şeyimiz varmış. O zaman buradan vergiler, bütçe su tüketimi ne? Şöyle bir e, işaretleyeyim bakın binalara su sayıcı ekleyerek vatandaşların duş sürelerini yarıya indirin ve onları daha tasarruflu olmaları konusunda eğitin. Su tüketimi kısmen azalır haftalık gider 5C binaya düşer. Tamam biz bunu yapalım böyle. Şuradan biraz da su tüketimini arttıralım. Şu anda arttırmak durumundayız. 120 ya şuradan 125 yapalım. Su tüketimi aa bakın haftalık su tüketimi direkt düştü ya. 122'ye düştü. Vay 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 vay. Siz şuna bakın ya. Şunu ekleyince nasıl da düştü gördünüz mü? Vay nasıl lan harbi baya bir işe yarıyormuş ha. O zaman biz buradan şu süt tüketimini de kısarsak bütçelerden. Zaten biz ne yapıyoruz abi az tüketiyoruz değil mi? Şunu yüzde %50'ye getir çok daha fazla para kazanırız lan öyle devlet olarak. Yüzde yetmişe getir bakayım bir. Yüz olmuyor da. Yani ucu ucuna kurtarıyor gibi. Onun için yüzde beş yap. Yüz beş yüzde yüz yaparsam. Şöyle tam sağlarız diye düşünüyorum. Su tüketimi düşüyor. Böyle gayet iyi ya. Yani böyle dursun. Tamam. Zaten su tüketimi isterlerse eğer e, hallederiz de insanlar şey istiyorlar. İnsan istiyorlar. Bakın ev ihtiyacı artmış. Buralara ev yapmak mecburiyetindeyiz şu anda aslında. Tamam ev yapalım o zaman. Simetriye önem veriyorum. O yüzden böyle dolayı baktım. Tamam şu anda eğer gidersen kardeşim buradan çıkarsan pek hayırlı bir iş olmaz sizin için çünkü işçiler geliyor. Fakat ben bu işçileri şu anda gelsin işçiler gelsin Evler yerleştiler. Ne diyor? ya abi ben bu tweetlere pek önem göstermiyorum. Çünkü zaten bir sorun olduğu zaman burada görebiliyoruz biz neyin sorun olduğu, neyin sorun olmadığını. Su artıyormuş. Ha bunların boruları yok. Şundan bir boru çekelim biz bunlara. Şundan tut abi şöyle. Hop. Su artıyor mu? 128. Evet birazcık %105'teydi ya. Şurayı %110 yapalım bir. Şöyle %110 yaptığımız zaman su temimize bakalım. Su pompalama 130.000'e, 130.000. bin'e çıkarız. Tamam, kafamız biraz daha rahat olsun diye böyle yaptım. Şimdi işçiler diyor ki, işçi istiyoruz bir diyor. İşçiyi getirin bize diyor. Yangın var diyor. Yangın, yangın. Burada itfaiyemiz yok mu bizim? Ha ben şunlara söyleyecektim size aslında ya aynen. bir i̇şte yangın var orada şunu bir durdur. Ben diyecektim ki bak burası yeni bir şehir oluyor aslında. Biz buraya bir şeyler yapalım diyecektim. O güzel oldu yani onun şu anda fire vermesi. Şimdi diyor ki yeni açıda itfaiye merkezi diyor. Ee, itfaiye i̇tfaiye bakmayı unutma. Bakalım neymiş bu? İtfaiye istasyonları şehirdeki bir daha fazla ihbara yanıt verebilecek miktarda itfaiyeci ve yangın ekipmanına sahiptir diyor. Tamam biz bunu buraya çekeriz abi niye biliyor musun? Niye buraya çekeriz biliyor musun? Şurada itfaiyeye bak abi şurada itfaiyeye bak. Burada bir burada var bir burada var bir de burada var. Bir iki üçüncü şehir görüyor musun? Şöyle üç tane mahalle olarak düşünebilirsin burayı. Burada itfaiye var tamam sıkıntı yok buraya ulaşır. Burada da itfaiye var abi burada da ulaşır bir yerlere. Hepsi aynı anda yanmaz diye düşünüyorum çünkü ama ben buraya eğer büyük bina koyarsam buradan e, e, binalar yaptığım zaman buraya tek bir tek başına bu burayı idare edebilir diye düşünüyorum. Onun için şu anda kaç paramız var? 118 bin. Tamam. Ben bunun yanı sıra buradaki insanları düşünerek buraya polis teşkilatı, itfaiye teşkilatı, sağlık alanı kurmak istiyorum. Boş alanlarda kurmak istiyorum. Fakat ben buraya nereye kurayım boş alanları onu da anlamış değilim. Yani buralara da kurabiliriz aslında boş alanlar için. Değil mi? Bir şekilde bir şeyler yaparız. Ama öncelikle abi boş alanları kurmadan önce şöyle düşünün abi. Almanya'yı düşünün. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra hemen şey mi dedi yani abi biz hemen eğlence merkezi o bu şu mu da hayır abi adamlar çalıştı üretti fabrika kurdular sen bana mısın demediler gece gündüz çalıştılar çift varlığa yaptılar niye yaptılar bunu daha iyi gelişebilmek için yaptılar o zaman biz de şimdi buralarda evlerimizi yapmamız lazım ki Fabrikalarımızı kurmamız lazım ki mantıklı bir şekilde ilerleyebilelim. Ben de şurayı tam yerine yapmışım biliyor musun? Buradan yol diyelim. Buradan yolu aladım. Kaç? 50 ile gitsinler abi. 50 güzeldi. 4 şeritli yol. Temiz. Buradan çek abi. O gidecek mi? O gidecek abi. Ona yapacağım bir şey yok artık yani benim. Çünkü. Aa oralarda yıkılıyor mu? Hmm, onlar yıkılıyor diyorsun. Öyle mi? O zaman şöyle mi yapsak ya? <laughs> Gerçi oradan bağlasam abi yine sıkıntı olur. Şu anda yine mimarlık konuşuyor abi. Şu anda yine mimarlık konuşuyor. Nasıl bir mimar mimari şekil oluştursak diye düşünüyorum. Acaba ben buraya evler kurmaya başlasam, yani şuradan alsam şöyle kursam. Bunlar buradan gelip gidebilirler mi diye düşünüyorum. 1-3 4 şerit yol, 2 gidiş, 2 geliş güzel. Tamam o zaman ben şimdi şöyle yapayım abi. Şu binayı kurtaralım şöyle. Aynen öyle. Tamam ben buradan şöyle çekeceğim abi. Niye böyle çekeceğim? Bak asla buldum. Bir şeyler yine, yine bir şeyler buldum da. Bu konuda trafik sıkıntısı nasıl olur? Onun hakkında bir bilgiye sahip değilim. Bir saniye. Ben şimdi bunu böyle çektim ya abi. Daha sonra ben bunu bu şekilde bağlasam. Güzel olmaz mı? Harika olur lan aslında. Tamam tamam. Tamam. Ee, bak buradan da giriş var. Buradan da giriş var. Hem ben burada. Şun dilekleri yıkmadan korumuş oldum. Harika. Buradan da girebilirler. Oradan da girebilirler. Tamam. Şimdi ben buradan şehrimi yine kurmaya, yapılandırmaya devam edeyim diyorum. Acaba desem yani şuralara itfaiye okul yapayım mı? Bence yapayım. Çünkü bak gördüğünüz gibi hem buradan gidiş var. Hem buradan gidiş var. Tamam. Ben şimdi buralara paramızı da kaybetmeden itfaiyemi yapayım abi. Tamam itfaiyemi şöyle alana şuraya kur kurayım ben. Fabrikaya yakın olsun. Tamam. 52 binimiz kaldı. Sağlık hizmeti abi. Polis teşkilatı öncelikle. Eğitim öncelik Polis eğitim abi. Öncelikle eğitim abi. Eğitim. İlkokul ne alemde? Lise ne alemde? Üniversite zaten yok abi. Lise. ilkokul ve lise kurabilirim abi itfaiyenin. Birazcık da şuraya kurabilirim. Bir de polis teşkilatın nereye giriyor abi? Ne kadar sınırı var? fazla yokmuş. Şuna şuraya kur abi. Tamam. Şimdi eğitim ver bana. Eğitim ver. İlkokul abi şuradan. Hop şuraya ilkokulu kur okulun yanına. Hep okulun yanına kurulur ya ilkokullarda. Ben hep öyle gördüm yani. Bir ilkokulun yanında sürekli bir şey vardır yani. Şuraya da liseyi kur. Bir polis var. Bizim okulda hep öyleydi yani. Nerede gördüysem hep bir şeyler olmuştu ya. Yani. Böyle bir karakoldur. Polis merkezidir. Bir şekilde bir okulun yanında bir eğitim kurumunun yanında var yani. itfaiye merkezimizi kurduk mu biz abi? Kurduk. Şuradan al abi bunu. Ver abi. Bir de elektrik ihtiyacınız var değil mi sizin? Yani bu alanı bir yapalım. Tamam. İnşallah şu anda e e şeylerimiz kurulmuştur. Elektrik ihtiyacınız var mı? Benim düşündüğüm şeyi söyleme bana ya. Vallahi Galiba o düşündüğüm şey oldu. Tamam. Bir şey daha öğrenmiş olduk millet. Ne öğrendik biliyor musunuz? Bir şunu kırıyorsun. Tamam mı? Bunu getiriyorsun, şöyle yapıyorsun. Sonra şunu da kırıyorsun. Taşıma yok, değil mi bunlarla? Taşıyabiliyor muyuz? Taşıyamıyoruz, değil mi? Aynen. Sonra şunu getiriyorsun abi, kırıyorsun şöyle. Buradaki mesele şu: şu mavi alanın içine girmesi abi. Tamam, şimdi olacak. Elektrik ihtiyaçları gidecek. Tamam. Gördüğünüz gibi o mavi alanın içinde olduğu zaman sıkıntı üret, e, olmuyor. Tamam. Politikalar biz uyguluyoruz beyler bayanlar. Hırsız var diyor hırsız. Ben buraya polis teşkilatı kurdum kardeşim. Sırf bu hırsızlık olayları olmasın diye bak şimdi. Bak. Burada polis teşkilatım var benim. Bak. Polis? Aa polis nerede lan? Suç. Polis teşkilatım yok mu benim ya? Şurada mı? Polis teşkilat yapma. Allah kahretsin ya. Bak yine aynı hatayı yaptım abi. Polis teşkilatı kuracağım diye itfaiye kurmuşum ya. Allah kahretmesin ya. Of. Şuraya şu şehre bakacağım şimdi. Bak yine aynı hata yaptım abi. Niye uyarmıyorsunuz beni ya? Polis kuracağım diye itfaiye itfaiye kurmuşum ya. İki tane itfaiye mi oldu burada benim? İtfaiye o zaman şuraya taşıyayım ben. Nereye taşı biliyor musun? Burada itfaiye ya. Şuraya şuraya ihtiyaç duyarlar abi itfaiyeye. Yeterli paran yok. 2400'e mi taşıyorsun? Şimdi bir yeterli param olacak bir saniye. Ah. Buraya taş abi itfaiyeyi. Niye oraya taşıdım? Yol ağzında olsun diye abi. ha şimdi elektrik tüketimi. E, elektrik üretimi 115, elektrik tüketimi 115. Tamam elektrik. Ha şunu yapacaktım şimdi bütçeleri size göstereyim. Haftalık politika maliyetleri. Biz buna politika maliyetleri diyoruz. Haftalık bizim bu politika maliyetlerimizden 10.000 dirim gidiyormuş. Peki bizim haftalık Elektrik tüketimimiz kaç? 2000 abi. Şimdi şöyle düşünün. Ben buradan politikadan elektrik tüketimi desem haftalık abi bizim şunu aç abi bütçeleri de. Haftalık bizim 12 bin, 13 bin bir bütçemiz gidecek. Ama elektrik tüketimimiz de azalacak. Şimdi ben burada politika uygularsam eğer ya 15 bine çıkarız. 5000 daha fazla öderiz ama ben buradan elektriği arttırırsam bir sakin ol kardeşim. Ben elektriği de açalım. 106, 105, 106 o civarlara getirirsem karşılar babana. Yarı yarıya olsun ya. Yarı yarı olması iyidir. Bakın şimdi kaç para gidiyor? 2196 görüyor musun? Bu sürekli artar. Sıkıntı yok. Haftalık 2700. Hadi 3000 olsun. 3000 birim gitsin tamam mı? Biz kaç para gider eğer politika uygularsak? 10 bin, 5000'den fazla gider. Kanka elektrik size niye yok? Yok yok elektrik gitmesi lazım. Elektrik var. Elektrik var. Çöpler birikti diyor. Elektrik yok. Elektrik var babacım. Beni sinirlendirmeyin. Bağlandı etkin. Bak şunlar e, e, etkin. Fakat bağlantı koptu diyor. Benim 132 var ya. Elektrik var abi. Şu anda niye bunlar elektrik gitmiyor? Ben de bunu anlamış değilim bak mesela. Şimdi acaba hattı buraya çeksem elektrik alır mı? Ben bunu denemek istiyorum. Tamam. Ben şimdi şu boşluktan şöyle getirmek istiyorum ben bunu. Şu boşluklar da aslında önemli yani. Önemsiz gibi durmasın. Aynen öyle. Güzel oluyor aslında yani şu şuna getirirsem eğer şimdi elektrik sıkıntın gidecek tamam buradan bu tamam statikten uzatma elektrikten bunlar aldı eğer şöyle yaparsam şuradan da şuraya çekersem harika olacak lan dur aynen elektrik ihtiyacınız gitmesi lazım ya oğlum beni delirtmeyin dibine soktum apartmanın dibine soktum bunlar niye elektrik tüketiminde sıkıntı yaşıyor Bak anlamış değilim. Bir sürü para harcadım bak buraya yine ben. Bunları nasıl çözerim abi? Bunları nasıl çözerim? Bana bir yol söyleyin. Bak bunun alanına soktum ama hala bunların elektriği yok abi. Niye böyle? Politika mı uygulamam gerekiyor benim? Tüketim politikası. Bak bakalım kaç para olacak elektrik tüketim politikası uyguladığımda. Yani ben burayı çözemedim yine. 10.270. 11.000. Oh oh oh. 11.000'e gidiyor haftalık. Bakayım be düşüyor muyuz? Abi politika fena etkiledi beni. Kaldır politikayı. Abi çok iflas ettirecek bana politika. Harbiden bak politika çok zor ya. Benim canım sıkan bak beni terleten asıl olay şuranın elektrik alamaması abi. Bura nasıl elektrik alamaz ya? Ha? Bak abi çıldıracağım elektrik kopup kopup duruyor oğlum manyak mısınız siz? Niye kopar ya elektrik? Abi cidden şu an sinirlendim ya. Bu sorunu ben daha önce de yaşamıştım. Offline'da oynarken. Allah Allah. Oğlum Dibine getirdim şeyi. Of ya, niye böyle abi? Şundan mı bağlamalıyım? Al şundan bir bağlayayım abi. Her şeyi deniyorum ya. Al. Ah! Çek şunu. Bir saniye lan. Al. Bağla şunu ya. Yok abi. Yani niye böyle? Politikayı kaldırmıyor bu arada. Bak artmaya başladık. Onu da öğrenmiş olduk. Yani abi ben anlayamıyorum. Elektrik niye sürekli kopuyor burada? Yani elektriğimiz var bizim yok. Ha geldi mi? Ha tamam. Oh be. Sinirlendim ha. Ay oğlum terledim lan. Lan şehir yönetiyorum resmen ha. Harbi terledim ya. Oğlum bu ülke neyse. Şimdi böyle bir şey demeyeyim de. Ne olur ne olmaz. Ne var burada şimdi çöpler mi birikti kardeşim? Çöpler birikmiş olamaz beni delirtmeyin. Bak burada çöp istasyonu kurdum size. E, 15 haftalık kömür depolandı. 42 MB tamam tüketiyormuş. Kömür santrali. Ha burada çöp kutusu yok mu lan? Ha burada çöp kutusu. Çöp kutusu derken pardon yani yanlış anlamayın. Çöp istasyonu de, demeliyim aslında değil mi? Aynen. Buraya kurayım babacım ya sen ayıp ediyorsun ya. Sen benden iste kardeşim sadece ya. Al babacım ya. Çöpün birikti ya senin. Sen bana söyle kardeşim sadece. Ne oldu lan? Bir tuşa bastım. Aa buranın da kısa yolları varmış ha bu arada. Tamam. Şimdi insanlar ne istiyorlar abi biliyor musunuz? ev istiyorlar ev ev. Ha adamlar ev istiyorlar. Bizim ev üretmemiz, ev üretmek. Ev üretmemizde değil Ha mezarlık da istiyorlar. Abi her şeyi istiyorlar ya. Bu mezarlar dolu mu abi ne oluyor? Ee, mevcut cenazeler 110. Kapasite ne buranın? Geçen hafta gömülen cenaze 8, kullanımda olan cenaze araçları 3'te 3. Demek ki şey olmuyor yani. Burayı yapmak değil. Burasının bütçesini yükseltmek gerekiyor. Şimdi bu cenaze sağlık biriminde olduğu için biz buradan sağlık biriminin bütçesini arttıracağız. Çok basit. Şimdi %50'de ya. Burayı %60'a çek babacığım. Ya burada cenazeler alınmadığı için şikayet ediyorlar. Cenazeye koyacak yer olmadığı için değil. Bak şimdi kaç kaç araba oldu? 4. Kaç araba oldu? 4. Tamam, e, 4'te 4 çalışıyorsa eğer birkaç arabanın boşta olması gerekiyor. Evet tamam, bütçemizde bütçemizde arada sırada kontrol et. %75 yap. %75 yap. 6'da altı çalışıyor, 6'da altı çalışıyor. Tamam, bu kadar yeter. Tamam, şu anda binalarımız da gördüğünüz gibi seri bir şekilde yükseliyor. Dın 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 dın. Evet. Şimdi insanların gördüğünüz gibi çoğunlukla ev istiyorlar. Biz buraya okul yaptık mı? Yaptık. Karakol yaptık mı? İtfaiye yaptık mı? Yaptık. Biz buraya eğitim merkezi kurduk mu? Kurduk. Biz buraya itfaiye kurduk. Polis teşkilatı kurduk mu? Kurduk. Harika. Biz buraya çöp arabası, çöp konteyneri kurduk mu? Kurduk. Elektrik sıkıntımız var mı? Yok. Biz buraya çöp arabası kurduk mu? Kurduk. Ulaşım kuracağız haftaya. Evet. Birçok yeri kurduk. Hatta şuraya da bir sağlık hizmeti kuralım şöyle. Burada da çünkü sağlık hizmeti ihtiyacı olacaktır. Yavaş zamanla. Buraya nereye kuralım sağlık hizmetini? Yine şöyle şehrin içine mi kursak? Yani mezarlığa bakıyor olur. O da olmaz. Zaten şöyle baktığım zaman şuraya kırıyor. Olmaz. Şöyle şuraya kuralım ya. Zaten burada da bizim birimimiz olacak. İtfaiye birimi, o birimi, bu birimi, sağlık birimi. Şuradan deme sağlık değil ama yine hata yapmayalım da kardeşim ne olur ne olur. Hatta sağlık ocakları nerede olur abi? Şehrin içinde olmaz mı ya? Değil mi? Şehrin dışına kurmazsın sağlık ocaklarını. Şehrin içine kurarsın. O zaman biz de bunu şöyle adamın yanına kuralım abi. Biz şey ya başkanız yani. Mantıklı hareket edelim. Şu anda 3365 birimimiz var. Şöyle bir günler geçsin hafta geçsin. Çöpler birikti diyor Çöpler... Aslında alınması lazım çöplerin. İşçi ihtiyacı var adamın. Birazdan işçi ihtiyacın gidecek senin. Gitmeyecek de aslında yani. Diğer gün gidecek. 16, 17 tamam. 2014'teyiz. Durduralım. Yeni bir güne geçelim. Hatta tamam çok güzel. Evet bugündük bu bölümü burada bırakalım istiyorsanız. Çünkü gayet işçi ihtiyaçları var. Yavaş yavaş ticari alan ihtiyaçları da artıyor. Haftaya bu sorunları ticari alan ev ihtiyaçları ve ulaşım sıkıntısı değil de aslında hani ulaşımı da ben artık yapmak istiyorum. Şu anda güneş tam yüzüne vurduğu için ikinci güneş olduğu için burada çıkıyorum videodan. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoda hoşunuza gittiyse like atın. Bu ve bu tür serinin devamı için de kanalıma biraz önce söylemiştim. Hadi görüşürüz. Bay bay.